olmuştu. Bir izleyelim. Sonrası şu yukarı bir konuşma yapalım. Basın birkaç isimle görüşüldü, işte niyetlendi, sonradan vazgeçti. Ama hepsi birbirinden bağımsız. Dolayısıyla da kamuoyunda şöyle bir şey çıktı. İşte bakıldı, finansal anlamda işin içerisinde çıkılmayacağı anlaşıldı. Bundan dolayı da vazgeçildi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bizim özetle bir kısım vergi borcumuz var. Onunla ilgili mecliste yapılandırma var. Biz daha önceden yapılandırmıştık zaten. Dolayısıyla da vergi borcuyla ilgili sorunumuz çözülmüştü. Diğer konuda da sezonun sonuna kadar gerekli olan bir bütçe var. Kamuoyunda da çok konuşuldu. Bu bütçenin de Büyükşehir Belediye'miz, Organize Sanayi Bölgemiz yaklaşık %80'ini şu an itibariyle tamamlamış oldu. Kalan %20'lik kısımla ilgili de yeni gelecek başkan, yönetim bir bütçe oluşturacaklar. Dolayısıyla da 6. aya kadar, sezonun sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü 1 lira borcu olmayan bir kulüp olarak bitirmiş olacak. Bizim finansal anlamda o anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece nakit akışında geçici olarak bir sıkıntı oldu. O nakit akışındaki sıkıntıdan dolayı da işte ufak tefek basına da yansıyan konular olmuş oldu. Finansal anlamda bir bataktan bahsetmiyoruz. Her kulübün borcu var ve bu borcu da şöyle değerlendirmek lazım. İleriye dönük ödeyeceğiniz rakamlar. Yani siz Şubat ayında ödüyorsunuz, Mart ayında ödüyorsunuz, Nisan ayında ödüyorsunuz, Mayıs ayında ödüyorsunuz. Kulüpler 8-9 aya ödeyeceği rakamları yayıyorlar. Dolayısıyla da o sezon içerisinde de ödemeyi yapıyorlar. Bizim günü gelip de geçen rakam çok daha mütevazi bir rakam. Oluşturduğunuz bütçenin %80'i federasyon gelirlerinden oluşuyordu. Şimdi şartlar değişti. Oluşturduğunuz bütçenin %20'si federasyon gelirleri, %80'i yerelde bulmanız gerekiyor. Bu hem lig gelirlerinin azalması, yayın gelirlerinin azalması ve benzeri sebeplerden dolayı. Dolayısıyla da böyle bir tablo var. Buna rağmen Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolculara günü geçen borcu yaklaşık 45 milyon civarında. Bunun yanında da oluşturduğumuz yeni bütçe 200 milyonun üzerinde. Dolayısıyla da biz sezonun sonuna kadar ödeyeceğimiz, ödememiz gereken bütün borçları planlamış durumdayız. Biraz şehrin katkısı, biraz yeni yönetimin katkısıyla da inşallah sezon sonu borçsuz bitirmiş olacağız. Başkan, yönetime girecek yöneticiler finansal anlamda destek olacaklar. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Organize Sanayi Bölgesi'nin sürdürebileceği, karşılayabileceği bir şey değil, bütçe değil. Dolayısıyla da kamuoyunda da konuşulduğu için söylüyorum. Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek. Yönetime giren adamlar para verecek. Dolayısıyla da 4-5 milyon dolar yönetimden gelecek. Bir o kadar Büyükşehir verecek, bir o kadar Organize Sanayi Bölgesi verecek, bir o kadar işte taraftar, maçlardan kazanılacak para, federasyon gelirleri. Bunlar bir araya geldiğinde sorun ortadan kalkacak. Şu an itibariyle Büyükşehir geçmişte de verdi, Organize Sanayi Bölgesi geçmişte de verdi. Şu an yeni vereceklerini de ortaya koydular. O takvim içerisinde biz de herkesin son kuruşuna kadar vermiş olacağız. İşin özeti şu. Finansal bir sıkıntımız yok. Yönetim anlamında bir sıkıntımız yok. Sadece iyi yönetimi bulmak istiyoruz. İstekli yönetimi bulmak istiyoruz. Bu hani bugünden yarına olacak bir iş değil. Bulacağımız yönetimde çalışabileceği teknik kadroyu belirleyecek. Yani teknik kadro kiminle çalışmak istiyor? Hangi şartlarda çalışmak istiyor? Bunu yeni yönetim belirleyecek. Özetle ortada bir batak yok. Ortada ölen, kaçan bir şey yok. Ama şuna ihtiyacımız var. Birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize, ya bizim taraftara düşen görev var. En küçük esnaftan en büyüğüne kadar düşen görev var. Basına düşen görev var. Futbolcuya düşen görev var. Yöneticiye düşen görev var. İdareciye düşen görev var. Biz birlik bütünlük içerisinde inşallah sezonun sonuna kadar çok iyi bir yerde bitirmemiz lazım. Kadromuz iyi.
ufak tefek eksiklerimiz oluyor, takviye gerekiyor. O biliyorsunuz Şubat'ın 8'ine mi 9'una mı? 8'ine 9'una kadar da bir süremiz var. Uygun 8 Şubat'a kadar uygun futbolcu bulunduğunda ya da uygun şartlar oluştuğunda yine takıma takviye de yapılabilir. Önceki hocamızı karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik. Ben emek veren önceki hocalarımıza, emek veren önceki başkanlarımıza, yönetimlere teşekkür ediyoruz. Her senenin bütçesi bağımsız. Yine diyorum ortada yönetimin bıraktığı ya da başkanın bıraktığı bir enkaz yok. Bir bütçe var. Günü geçen para var, gelecek para var. Ama şansımız hem büyükşehirin hem organize sanayi bölgesinin bunu sahiplenmesi. Önümüzdeki hafta yönetim netleşecek. Öne çıkan bir isim var mı efendim? Öne çıkan isim yok. Hevesi olan, parası olan, itibarı olan kişilerle konuşacağız. Özetle, ya başkan olayım ama para vermeyeyim o iş olmaz. Yönetime gireyim ama para vermeyeyim o iş olmaz. Bak işte saydığım kurumlar para veriyor. Dolayısıyla da yeni gelecek yönetimler de elini taşın altına koyacak. Ki Gaziantep'te o kültür de var. Çok büyük bir şey de değil, para da değil. İnşallah el birliğince bu süreci atlatacağız. İlk maddesi takıma yakışır. Takımı temsil edebilecek bir kimliğinin olması, isminin olması. Bunun dışında kazası belası yoksa, ya ben 2 milyon dolar vereceğim, yönetimde de bir yönetim oluşturdum, 3 milyon dolar da onlar verecek diyorlarsa hemen anahtarı vereceğiz. Gitsin işine gücüne baksın. Sonuç itibariyle benim kulüp başkanı olma ihtimalim yok. İşte arkadaşlarımızın bu anlamda yok. Şehir sahip çıkacak, destek verecek. Yönetime, yeni yönetimde devam edecek. Hevesli olanlar var. Zaman zaman bizler de duyuyoruz. Görüşeceğiz. Yani görüşeceğiz derken de Gaziantep ortak aklın olduğu bir şehir. Milletvekillerimizle istişare ettik. Oda başkanlarımızla istişare ediyoruz. Belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. Futbolla ilgili olan kişilerle, spor kamuoyuyla istişare ediyoruz. Yapabilecek en iyisini bulup teslim etmek istiyoruz. Hadi Vali Bey konuşsun. Ben görüntü alamıyorum. Yok yok yok. Yok. Buradan görüntü gerek yok dediler de o şimdi. Ha, en son... Hadi. 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 Had